Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdata min lisani yefkahu kavli. Ve ufavvidu emri ve umuruna ila Allah. İnne Allahe basirun bil ibad. Geçen hafta kısa yollu oruçtan bahsetmiştik. Şimdi de zekattan bahsedeceğiz. Bu konuşmamızda zekatın hükümlerine giremeyeceğiz. Sonraki konuşmalara belki bırakacağız. Bu konuşmada zekatın arka planı, mahiyeti, bir de tarihçesi üzerinde durmayı düşünüyorum. Zekat kelimesi temizlik anlamına gelir. Temizlik. Tabii ki malla ilgili olduğuna göre malı temizlemek demek olur. Zekat temizlik anlamına geliyor. O kelime manasından hareketle zekatın arka planı hakkında bir şeyler söylemeye çalışalım. Dikkat edin, bedeni ibadetler taharetle başladı. Namaz. Onu geçen sene uzun uzun anlatmıştık. Mali ibadetler de temizlikle başlıyor. Bedeni ibadetler temizlikle başlıyor. Mali ibadet de, zekat da temizlikle başlıyor. Bunun sonucunda ortaya şu çıkar. Din bizden, Allah Teala bizden bedeni temiz, malı da temiz. Bu ikisi temiz olunca yanı sıra üçüncü bir temizlik kendiliğinden devreye girer. O da ruhu temiz, nefsi temiz. Böyle bir insan istiyor. Dinimiz bizim bedeni temiz, malı temiz, nefsi temiz bir insan olmamızı istiyor. İslami hükümlerin tümüne baktığımızda, hepsinde ama basit bir alışveriş meselesi gibi gördüğünüz olayda bile bu üç temizliğin hedefe konduğunu ya da bu üç temizliğe sahip insanın hedefe konduğunu görürsünüz. Din böyle bir insanı yetiştirmek için gelmiştir. Bedeni temiz, malı temiz, nefsi temiz. İdeal olan insan budur. Rabbimiz Teala da böyle insan örneklerini bize göndermiş. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere. Ve sizin böyle bir insan olmanızı istiyorum demiştir. Güzel bir örnek ortaya koyarak ayrıca. İşte zekat bize malımızın temizliğini hatırlatan bir ibadettir. Bir de bir zamanlar şöyle demiştim istikbal-i kıbleyi anlatırken. Belki hatırlarsınız. Hatta burada internetten de bir şeyler göstermiştik. Üç tane konu vardır ki Müslümanı evrensel düşünmeye mecbur ediyor. İnsanı kendi bulunduğu dar çerçeveden, coğrafyadan alıyor. Adeta yükseltiyor, yükseltiyor. Dünyaya toplu bakmasını temin ediyor. Evrensel düşündürtüyor. Bunların birisi istikbal-i kıble. Birisi, biraz sonra söyleyeceğim inşallah, zekattaki nisap miktarları ilginçtir. Üçüncüsü hac ve umredir. Hac ve umrede az önce dediğim evrensel düşünme çok daha barizdir yani. Çok daha açıktır. Orada bütün dünyanın vitrinini görürsünüz. Rengiyle, diliyle, kıyafetiyle, örfüyle bütün dünyanın orada vitrinini görürsünüz. Ve gözün gönlün açılır. Ha demek ki 15 bin kilometre ötede de Müslüman varmış demek ki. Sadece benim köyüm Müslüman değilmiş demek ki insan diyor, düşünüyor. İşte bizi bu şekilde düşündüren ibadetlerden birisi zekattır. Onu biraz sonra anlatacağım. Zekat sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la emredilmiş bir ibadet değildir.
önceki peygamberlerin getirdiği dinlerde de, ilahi dinde de zekat vardı. En eskiden bir tane örnek vereyim. Zamanımızdan 4000 sene geriye doğru gidelim. Hazreti İsmail. O Meryem suresi 55. ayette ifade edildiğine göre çoluk çocuğuna iki şeyi emrediyormuş. Namaz ve zekat. Apaçık geçiyor ayeti kerimede. Meryem 55. Namaz ve zekatı ailesine, çoluk çocuğuna tavsiye ediyordu, emrediyordu diye geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de en eski hatırladığım benim bu. Ama öncesinde de yoktu anlamına gelmez. Genel olarak infak kelimesi, Allah yolunda mal harcama, her tarafta geçer. Zekat da infakın bir özel yönüdür, özel tarafıdır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ya infak adıyla ya da doğrudan zekat adıyla Allah rızası için mal verme vardı ve bu emredilmişti. Bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde ortak olan ibadetler vardır. Birisi namazdır, hepsinde var. Biri zekattır, hepsinde var. Biri oruçtur, hepsinde var. Kurban, hepsinde var. Hac, Hazreti İbrahim'den bu yana var. Öncesinde var, yok bir bilgi yok ama büyük ihtimal ya vardı ya da hac yerini tutan bir ziyaret vardı. Öyle tahmin ediyoruz. Bunlar ortak ibadetlerdir. Bütün peygamberlerin getirdiği dinlerde bu vardı. Zekat bunlardan bir tanesi. Şimdi zekat insan psikolojisine nasıl etki eder? İktisadi ortama nasıl etki eder? Evrenselliği nasıl, evrensel düşünceyi nasıl temin eder? Onları anlatmaya çalışalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Zekat temizlik demek olduğuna göre şu sonuçlar çıkar. Zekatı verilen mal temizdir. Temiz olan mal bereketlidir. Bereketli olan mal hem çok iş görür hem de şifadır. Bu mallardan yiyip içmek insana huzur verir. Şifa olur. İbadetinde gücüne güç katar. Zekatı verilmiş tertemiz mal bereketli olur. Zekatı verilmemiş olan mal ise temiz değildir. Başkalarının hakkı karışıktır. Safi değildir yani. Bereketsizdir. Bereketsiz olunca o çok da işe yaramaz. Rakamı yüksek de bile olsa bakarsınız havaya gitmiştir. Artı bereketsiz olan mal sahibine dert olur. Şifa olmaz, dert olur. Artı zekatı verilen mal, biraz sonra onun üzerinde de tekrar konuşacağım. Zekatı verilen mal tabii afetlere karşı koruma altına alınmış olur. Malın sigortasıdır. Dolayısıyla zekatı verilmeyen malın böyle bir sigortası yoktur. Her zaman Allah Teala'nın yine takdiri gereği bir belaya uğraması ve verilecek olan zekattan daha fazlasının gitmesi muhtemeldir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir zamanlar bizim komşu köylerde bir sel felaketi olmuştu. 125 mi 150 tane koyun gitti o zaman. Selde boğuldu. O zaman sordum kendilerine, siz zekat verseydiniz toplam kaç koyun vermiş olacaktınız? Bir rakam söylediler, bu şeyin daha altında kalıyordu. Vermediniz, Cenab-ı Hak böyle aldı. Bir şekilde aldı. Geliyorum şimdi zekatın psikolojik yönü. İnsan ruhunu terbiye ederken biz farkında olmadan bizde nasıl bir etki meydana getiriyor? Aslında zekatın ya da infakın psikolojik etkisini bizim psikologların çok ciddi incelemesini arzu ederim.
infakın, sadakanın, zekatın psikolojik etkisi diye psikologlarımızdan biz kitap bekleriz. Gerçekten ben çok dikkatimi çekiyor. Şöyle başlayayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir tane sahabi geliyor ve kendisinden şikayete bulunuyor. Diyor ki ya Resulallah, benim kalbim çok katı. Duygulanamıyorum. Hislenemiyorum. Taş gibi duruyorum. Diye şikayette bulunmuş. Efendimizin tavsiyesine bakın. İmsah ra'sel yetim ve at'imil miskin. Yetimin başını okşa, fakire yemek yedir. İlk bakışta dersin ya, ne ilgisi var? Yani beklersiniz ki bir ilaç tavsiye etsin. Bir şu otu kaynat, iç. Yumuşama meydana gelir. Ya da şu kadar zikir çek. Yumuşama olur gibi bir şey beklersiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetimin başını okşa diyor. Yetimin başı okşanınca ne geçiyor, o da dikkatimi çekiyor. İncelenmesi gerekiyor. Oradan bir şeyler geçiyor mutlaka. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kaplan derisinden yapılmış bir eğerin üstüne oturulmasını yasaklamış. Bu derinin üstüne oturmayın diye. O deriden ne geçiyor? Yetimin başını okşayınca oradan merhamet geçiyor demek ki. Vahşi bir hayvanın derisinden de herhalde vahşet geçiyordur, bilmiyoruz. İncelenmesi gerekiyor yani. Bir de fakire yemek yedir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şunu söyleyebiliriz. Ömründe hiçbir zaman başkasının derdiyle dertlenmemiş, bir kuruş yardımda bulunmamış. Hani Alman usulü diyoruz ya, hep kendine çalışmış insan yaşı ilerleyince psikolojik hasta olur. Hasta olur. Bunu bir yere anlatmıştım. Birisi dedi ki, Batı'da, Almanya'da bir hastalık türemiş yaşlılarda. Psikolojik hastalık. Uzmanlar incelemiş, sonunda şu karara varmışlar. Biz bunlara para verelim, gönderelim bunları. Afrika'daki fakirlere bunlar eliyle dağıttıralım. Onlar dağıtırlarsa bu hastalık geçer diye. Bu neticeye varmışlar. Yani. Biz farkında olmadan verdiğimiz bir kuruş sadaka ya da zekat bizi terbiye ediyormuş. Bizim ruhumuzu sağlam tutuyormuş. Onun için diyoruz ki sadaka alandan ziyade sadaka verenin sadaka vermeye ihtiyacı vardır diyoruz. Sadaka alanın ihtiyacından ziyade verenin vermeye ihtiyacı var. Biz onu hesap etmiyoruz. Zekatımızı verirken, sadaka verirken içimize böyle çöken bir serinliğin, bir manevi huzurun bizde psikolojik olarak ne etki yaptığını düşünmüyoruz pek. Namaz nasıl ruhumuzu terbiye ediyor, nefsimizi tezkiye ediyorsa, zekat da aynısını yapıyor demek. Sadece malı temizlemiyor. Bizim nefsimizi de tezkiye ediyor. Zaten başta dedim ki, taharetle başladı bedeni temiz, zekat, malı temiz. Bu ikisi otomatik olarak üçüncü bir temizliği getiriyor dedik. Nefis temizliği. Zekatın bu etkisi Müslümanlar tarafından pek düşünülmüyor. Ama farkında olmadan zekat bu temizliği yapıyor. Zekat ve sadaka veren bir insanın hal ve davranışlarına bir dikkat edin. Bir de katı, bir kuruşu dahi vermeyen insanın hal ve davranışlarına bakın. Birindeki insanlığı ve halaveti görün, dikkatinizi çeker hemen. Öbüründeki taşlığı, kayalığı görün. Fark edersiniz. Halbuki bir şey vermiş, karşı tarafa bir şey vermiş, kendinden bir şeyler vermiş, sevap bir tarafa, kendisinin bir kazancı olmaması gerekir diye düşünürsünüz. Halbuki kendisini adam ediyor başta. Zekat bu yönüyle insanı adam eden ibadetlerden bir tanesidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de
30'dan fazla yerde namaz ve zekat beraber geçiyor. Bir de dersiniz ki ya zekat niye bu kadar önemli olsun ki filan diye düşünebilirsiniz. Zekat biz farkında olmadan hem biraz sonra anlatacağım gibi ekonomiyi canlı tutuyor, hem de veren insanı adam ediyor. Bu bir. İkincisi, ekonomiyi nasıl canlı tutar? Zekat. Eskiden derlerdi işte, konuşmalarda dinlerdik, vaazlarda, konferanslarda, şurada burada. Zekat ekonomiyi canlı tutar diye anlatırlardı. Peki zekatın oranı ne kadar? %2,5. Tabii o zamanki aklımızla diyorduk ya %2,5 niye ekonomiyi canlı tutsun? %2,5 bir şey değil. Ekonomi, koskoca ekonomi dünyasını nasıl bu canlı tutsun diye ben anlamıyordum şahsen. Belki siz de aynı düşünceyle kafanızı meşgul etmişsinizdir, bilmiyorum. Hikmetini tam kavrayamıyordum. Hala da kavradığımızı söylemiyoruz ama en azından eskiye bir ilaveyi anlatacağım şimdi. Zekat ekonomiyi canlı tutar. Yüzde kaçla? %2,5'la mesela. Şuraya bir not daha alayım, unutmayayım. %2,5'la nasıl canlı tutuyor? Şöyle örnek vereyim. İktisatçılar hiç değer kaybetmeyen parayı ideal para saymazlarmış meğer. Para biraz değer kaybetmeli ki insan onu elinde tutmasın, piyasaya sürsün, mala bağlasın da ticari işler yürüsün, donukluk meydana gelmesin. Bunun bir örneğini 5-10 sene önce yaşadık, para sıkıntısı olduğu zamanlarda. Ekonomi neredeyse boğulma noktasına gelmişti. Hatta Arjantin'de marketler, şunlar bunlar yağmalanmaya başlamıştı. Bizde farkında olmadan sadaka infak yaşadığı için o yaşanmadı bizde. O yağmalama filan olayını görmedik biz. Yani bizde bir insan grubu bir markete dalıp da çuval çuval mal kaçırmadılar. Başka ülkelerde bu oldu. Yani biz o zaman farkında olmadan zekat ve infakın o faydasını gördük biz. Fakat piyasada para çekilmesinin ne demek olduğunu, ekonominin nasıl nefes darlığına girdiğini orada gördük. Ne diyorlardı? İktisatçılar ideal para değer kaybetmeli ki sahibi onu elinde tutmasın, bir an önce piyasaya sürsün ve ekonomi canlı olsun. Peki para ne kadar değer kaybetmeli? Dikkat edin buraya. İktisatçılar diyorlar ki, bakınız hiç zekatla ilgisi olmadan düşünerek vardıkları sonuç şu, ya da asırların verdiği tecrübeyle söyledikleri şu. Diyorlar ki para %2 ila %3 değer kaybetmeli. 2 ila 3 ortalamasını alırsan %2,5 ediyor. E peki %2,5 değer kaybedince ne oluyormuş söylüyorlardı. Sahibi param biter diye yastık altına koymuyor. Onu piyasaya sürüyor, ticarette kullanıyor. Böylece para değerlendirilmiş oluyor. Para çokluğuyla değil, el değiştirmesiyle güçlü olur. Biz de eskiden çokluğuyla güç kazanır zannediyorduk. Öyle değilmiş meğer. Şöyle düşünelim. Bir takım rakamlar vereceğim. Mark tedavülde iken dünyadaki mark rezervi 270 milyar dolardı. Milyar marktı. Tedavüldeyken 270 milyar mark. Almanya'nın nüfusu o zaman 80 milyondu. Almanya içinde dönen mark 65 milyar tahmin ediliyordu. Ve o zaman, yani bir 15 sene önce, belki 20 sene önce, Türkiye'nin nüfusu 65 milyardı, şimdi milyondu, 65 milyondu. Dönen para 90 milyar mark tahmin ediliyordu. Yani Almanya'nın neredeyse 1,5 katı para vardı Türkiye'de. Para fazlaydı yani.
Fakat o zaman Almanya'nın ekonomisi çok rahattı. Bizde az, bizde bize göre parası az olmasına rağmen bizde para çoktu ama nefes darlığı çekiyorduk. Boğulacaktık. Niçin? İktisatçıların söylediğini söylüyorum şimdi. Çünkü Türkiye'de para yılda 1,5 el değiştiriyormuş. Almanya'da 13 el değiştiriyormuş. El değiştirdikçe para güçlü oluyor ve iş yapıyor. Mesela birine bir 100 lira verdin diyelim. O gitti borcunu ödedi. Onu alan kişi bir başka yere borcu vardı. O oraya ödedi. O başka bir yere yerleştirdi. Akşama kadar 20 tane el değiştirdi diyelim. 100 lira, 101 lira olmamıştır ama 20 tane iş görmüştür. Demek ki paranın gücü el değiştirmesiyle oluyormuş. İşte İslam'daki infak ve zekat, sadaka, mümkün olduğu kadar paranın el değiştirmesini temin ediyor. Mümkün olduğu kadar el değiştirince para, ekonomi canlı oluyor. Bu arada şunu da ekleyelim. Bir dostumuz şöyle bir teşbihte bulunuyordu. Güzel bir teşbih. Para, ekonomi ortamında, iktisadi ortamda para vücuttaki kan gibidir. Vücuttaki kan gibidir. Şöyle düşünelim. Doktorlarımız diyorlar ki vücudun 13'te biri kandır. 65 kiloluk bir adamda 5 kilo kan vardır. Şimdi soralım. 5 kilo kan yerine bir vücutta 10 kilo kan olsa ama kan devretmese o adam yaşar mı? Ölür. 5 kilo yerine 3,5 kilo kan olsa ama devrediyor olsa bir adam yaşar mı? Yaşar. Para da aynen öyle. Para da öyle. İşte bu paranın devretmesini sağladığı için zekat ekonomiyi canlı tutuyormuş. Çok ilginç bir şey bu. Bir de şu var. Cenab-ı Hak kainatı yarattı ve bir denge koydum. Bu denge Kur'an-ı Kerim'de mizan diye geçiyor. Mizan, terazi, mizan. Ve Rahman suresinde ve vada'al mizan diyor Rabbimiz. Mizanı koydu ortaya. Hadid suresinde mizanı indirdik diyor. Ayet indirir gibi. Bu dengeyi koymuş. Bu denge sünnetullah denilen olayla sağlanıyor. Bir ayetullah var, bir de sünnetullah var. Ayetullah, varlıkların her biri ayetullah'tır. Dünya, güneş, insan bedeni, hücre, atom, çekirdek, bilmem ne, galaksiler, her biri birer ayettir. Allah'ın ayetlerinden biridir. İşte bu Allah'ın ayetleri arasındaki irtibata sünnetullah deniliyor. Ayetullah'ın birisiyle bir diğer ayet arasındaki muazzam denge sünnetullah diye ifade ediliyor. Ve Rabbimiz kıyamete kadar sünnetullah'ı değiştirmeyeceğini söylüyor. Bu düzenin hakim kalması için. Hakim kalması için. Burayı unutmayın. Biraz sonra tekrar döneceğim. Az önce iktisatçılar ne demişti para için? %2 ila %3 değer kaybetmeli demişti. İdeal olması için. Yani enflasyonu az da olsa tavsiye ediyorlar iktisatçılar. Ancak şuna bakın. Enflasyon geldi mi insandan insana maldan mala ayırım yapmaz. Hepsine vurur geçer. Yani tabii bir afet gibi gelir. Ama zekat ekonomiyi canlı tutarken herkese dokunmuyor. Belli bir mal varlığından sonra üzerinden bir zaman da geçecek ve yine belli bir oranına ancak vuracak. Dikkat ediyor musunuz? Zekat nasıl seçici davranıyor? Ama enflasyon geldi mi öyle bir şey yok. Hepsini tırpanlayıp geçip gidiyor. Üstelik enflasyonda bir ibadet, bir sevap alma yok.
zekat seçici davranarak ekonomiyi canlı tutarken yanı sıra bir de sevap getiriyor yanı sıra. İşte bakın nasıl ki enflasyon alıp götürüp vuruyorsa, burayı unutmayın, Cenab-ı Hak da bu dengeyi koruyacak. Bu denge bazen ağaçları budamada olduğu gibi yok etmekle sağlanabilir. Denge her zaman var olmakla sağlanmaz. Bazen de yok olmakla, yok edilmekle sağlanır. Bir de bu var. Şimdi bakın, biz ağacı budamak makamında olan zekatı vermezsek, ağaç rastgele büyürse, Cenab-ı Hak dengeyi korumak için o ağaca ya da kainata bir afet verecek mi? Dengeyi sağlamak için bazen yok etmekle oluyor ya, olur o. Olur. Öyleyse zekatı verilseydi, yani budama yapılsaydı, o afet gelmeyecekti. Anlatabildim mi bilemiyorum. Onun için zekat malın sigortasıdır diyoruz. Bu umumi bela, sünnetullahı korumak için gelecek olan umumi afet, zekatla usulüne uygun temin edildiğinden, maksat hasıl olduğundan o gelmeyecekti. Zekat bu şekilde parada eksilme meydana getirerek, ekonomiyi canlı tutuyor. Nasıl eksilme, onu biraz sonra daha izah edeceğim. Biliyorsunuz Japon ekonomisi durma noktasına gelmişti. Kişi başına düşen milli gelir 40 bin doları falan bulmuştu. Ve eskiden biz Japon turist görmezdik. Görmeye başladık. Japon hükümeti demiş ki gidin biraz harcayın. Harcamamaya alışmışlar. Harcamaya böyle büyüdüler. Bir noktaya geldi, daha büyüyemiyor. Bir yerden bir hacamat yapılması gerekiyor yani. Hacamat. Göndermişler, siz de gezin gelin biraz harcayın diye, harcamaya alışın diye. Göndermişler. Biliyorsunuz 2 sene önce miydi neydi? Japonya'da bir afet oldu. Tsunami denilen. Bir ilçeyi, bir adayı yuttu, bitti, bilmem ne oldu. Hemen aklıma zekatın bu etkisi geldi. Ekonominin canlı olması. İçimden dedim ki bu afet Japon ekonomisini canlandıracak. Çünkü kendisi harcamayınca Allah bir taraftan götürecek, bu diyecek yani, yeniden filizlenecek. Hatta ondan önce yine bir iktisatçıyla konuşuyorduk. Japon ekonomisi gündeme geldi. Dedim ki Japonya zekat verirse ekonomisini kurtarır. Durgunluktan kurtarır. Adam anladı meseleyi. Doğru dedi gerçekten. Zekat %2,5 bize görünmez gibi ama o 2,5 az bir şey bile, 1/40'ı bizim farkında olmadığımız şekilde geometrik büyüyerek koca bir ekonomiyi yönlendirebiliyor zekat. Gelelim şimdi evrenselliği. Evrensellik. Bir insanda zekat nasıl olur da evrensel bir düşünce meydana getirebilir? Bulunduğun coğrafi sınırı aşacaksın ve tüm dünyayı gözetecek şekilde düşüneceksin. Nasıl oluyor? Zaman zaman biz bazen kendi aramızda meseleleri tartışırız. Birisi der ki zekat nisabı değişmeli. 80 küsur gram altın oyuncak hale geldi. Ne, zenginlik sınırı olamaz filan. 40 koyun dediğin nedir filan. Zenginledik. Ne yapalım peki? Milli gelire endeksleyelim. Milli gelir 10 bin dolarsa Türkiye'de, bir ailede 5 kafa varsa 50 bin doları olan zekat versin filan gibi. Biz buna iki yönden şiddetle karşı çıkarız. İki yönden. Biri psikolojiktir, birisi evrensel düşüncedir. Önce psikolojik düşünceyi söyleyeyim. Şöyle bir gözlem yapın. Fakir ve sürekli alan bir insanın tavırlarına bakın. Bir de zengin ve sürekli veren bir insanın tavırlarına bakın. İkisini bir mukayese edin.
herhangi bir yardım çağrısı olduğu zaman yardım alma durumunda olan insan hemen öbürüne bakar. Kendisinden bir şey, kendisine hitap edildiğini düşünmez adam. Zenginin durumuna bakın. Böyle bir çağrıda bakarsın eli cebine gitmiştir farkında olmadan. Ve diğer hal ve hareketlerine bakın. Zengin biraz şöyle ağa yapılı hareket eder. Fakir sürekli böyle kompleksli. Efendim acaba bir laf eden olur mu ki filan gibi bir tavır içerisinde gezer. İşte dinimiz Müslümanın bir an önce zengin psikolojisine girmesi için nisap miktarını düşük tutmuştur. Mesela 40 koyunda oldu mu sen zenginsin. Adam artık zengin bir hareket edecek. Zamanı geldi mi bir koyun verecek. Ha ben de veriyormuşum. Dikkat edin. 120 koyunda kaç zekat vardır? 120 koyun? Yine bir koyun. Halbuki dört işlem matematiğine göre üç koyun vermesi gerekirdi. Öyle değil mi? Öyle. Niye öyle? Biz basit düşünürsek üç koyun olması gerekir. Dinimiz öyle demiyor. Bu adam 40 koyunda kendisini zengin görmeye başladı mı? Maksat hasıl olmuştur. Bundan sonra 120-121'e kadar adama biraz daha gelişmesi için imkan veriyor yani. Teşvikte bulunuyor. Teşvik primi gibi yani. Çünkü bu adam, ciddi söylüyorum. Çünkü bu adam artık o psikolojiyi elde etti. Sen artık alan el değil, veren elsin. Diyor. Bundan sonra teşvik geliyor. Mesela 500 koyunu olana kaç zekat düşer? 40'a bölerseniz 12,5. Buçuğu tamamlayalım, 13 dersiniz. Öyle değil. 5 koyundur. Her 100 koyunda 1 koyun olacak şekildedir. Çünkü maksat hasıl olmuştur. Psikolojik yönden insanın zengin psikolojisine bürünmesi hasıl olmuştur. Bu bir. Bir de dedi ki evrensel düşünce dedi. Şimdi o arkadaşa dedim ki sen dedim bulunduğun çevreye göre 80 küsur gram altını çok basit görebilirsin. Doğru. Peki bu 80 küsur gram altın bir Somali'de ne eder? Bir ailenin senelik geçimidir. Dolayısıyla zekat nisap miktarlarını değiştirme imkanımız yoktur. Müslümanın ister istemez Endonezya'daki bir Müslümanı, ister istemez Afrika'nın bilmem neresindeki bir insanı, ister istemez ta dünyanın başka bir ucu bucağındaki bir insanın durumunu düşünmesi gerekir. İşte bu nisap miktarının düşük tutulması hem diğerlerinin hallerini düşünmemiz hem de kendimizi zengin görmemiz açısından öyle tespit edilmiş ve bunun değiştirilme imkanı yoktur. Böylece zekat nisaplarını düşündüğümüz zaman tüm İslam alemini belki de dünyayı düşündürecek bir özellik kazandırıyor insana. Bir başka husus da söyleyip hemen bitireyim. Zekat bir vergi sistemi konurken ya da bir sigorta sistemi oluşturulurken zekat model bir sistemdir. Yani vergi konurken zekattan kopya çekilirse ya da diyelim ki bir sigorta sistemi kurulacağı zaman zekattan kopya çekilirse, uyarlama yapılırsa en ideal bir vergi ve en ideal bir sigorta sistemi ortaya konur diye düşünüyoruz. Devletler belki de şöyle düşünüyordur. Vergi yüzdesi fazla olursa vergi gelirimiz fazla olur diye. Halbuki yüzdesi fazla olursa kaçıran çok olur, gelen miktar az olur. Yüzdeyi düşük tutarsan kimse kaçırmayı düşünmez ve herkes verir. Şöyle bir örnek vereyim. Bir zamanlar yurt dışına çıkma harcı 100 dolardı hatırlıyorsanız. Vermemek için herkes bir yol buluyordu. Ama 15 liraya indirdi. Herkes veriyor. Kimse de sormuyor yani. Öyle sanıyorum ki 15 liradan gelen
harç bedeli, geliri öbüründen çok daha fazladır. Zekatın %2,5 tutulmasının bir hikmeti de budur. Müslüman kaçırmayı pek düşünmesin diye. Peki daha fazla yardım yapmak istiyorum. Sadakanın önü açık. Aynen namazdaki gibi. 17 rekat mecburi. Ben daha fazla kılmak istiyorum. Kıl, nafile. İstemediğin kadar nafile var. Onun gibi. Oruç da öyle. Bir ay oruç. Daha fazla tutmak istiyorum. Tut. Nafileler ibadet zevkini tatmin için ortaya konmuş. Farzlar da borcumuzu ödemek için asgari seviyede tutulmuştur. Farzlar. Şimdi bir ara arkadaşlarla bir çalışma yapmıştık. Bir ülkede sigorta sistemi nasıl olmalı filan diye. Zekattan bir uyarlama yapalım diye düşündük. Yani şöyle. Zekat verebilecek olanlardan zekat miktarı kadar sigorta primi alalım. Ve bunu sadece zekatı değil, yani primi verenlere değil, bütün vatandaşlara istifade ettirmek üzere uygulayalım. Zekat verebilenlerden zekat kadar sigorta primi, ama bu biriken parayı da tüm ülkede ihtiyacı olanlara, tabii bunu biraz da disiplinli ve sıkı tutacaksın, dağıtalım diye düşündük. Bu vesileyle Türkiye'nin zekat gücü ne kadardır diye bir hesap yapalım dedik. Bu hesabı yaparken de 93 verilerine göre yaptık. Ki o zaman kayıt dışı ekonomi çok fazlaydı. Vergi vermemek için adam 10 tane buzdolabı üretiyorsa 3 tane ürettim diye gösteriyordu. Yani gerçek ekonominin, kayıt altındaki ekonominin 5 ile 10 katı kayıt dışı var deniyordu o zaman. Hadi en azını alalım 5. O zamanki kayıtlı ekonomiye göre zekat gücünü hesapladık Türkiye'nin. 5 milyar dolar çıktı. 5 milyar dolar çıktı. Bir de kayıt dışındakileri hesaba katın. 5 katı. Bir de bunun, bu paranın kendi içinde çalıştırıldığını düşününüz. Türkiye'de zekata muhtaç ne kadar kişi varsa rahat 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 istifade eder. Hatta diğer ülkelerdeki zekata muhtaç insanlara da ciddi destekler sağlanmış olur. Basit gördüğümüz bu %2,5 hakkıyla verildiği takdirde ve bu vergiye ve sigortaya uyarlandığı takdirde umumi bir rahatlık meydana gelir. Bir de şunu söyleyelim. Bir ara ramuz sohbetleri yapıyorduk. Hemen birinci cildinde bir hadis geçmişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemin ederek şöyle diyordu. Vallahi sadaka malı eksiltmez. Böyle bir hadis-i şerif var. Sadaka malı eksiltmez. Bakara suresinde ayet var. 273-74'ler. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah ribayı mahveder, sadakaları artırır. Bu ayet aklınıza önce bir ters geliyor mu? Faizi mahveder, sadakayı artırır. Nasıl oluyor? Mesela adamın 100 lirası var diyelim. Faize verdi, %15, %115 oldu, para kazandı. 100 lirası olan 15 lira sadaka verdi, parası eksildi. Tersi olması gerekiyor. Ama Peygamberimiz yeminle öyle olmadığını söylüyor. Ayet de tersini söylüyor. Yani basit, kendi çevrende düşündüğün zaman, dört işlem matematiği seviyesinde düşündüğün zaman bu ayeti anlayamazsınız. Ve gülünç gelir size. Fakat bir evrensel hesapla düşündüğünüz zaman doğrusu buymuş dersiniz. Nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyayı bir gemiye benzetiyor. Geminin üst katındakiler var, alt katındakiler var. Alt kattakiler gemiyi delip de su almak isterlerse, diğerleri engel olmazsa hepsi batar. Öyle değil mi? Öyle.
Peki bu gemi batmak üzereyken birisinin bir sandalye üzerine çıkması, suyun üzerinde kalması adamı sonunda kurtarır mı? Kurtarmaz. İşte faiz sebebiyle parası şişen adam toplum içerisinde, toplum batıyor çünkü, faiz batırıyor. Tefeci olan insan bir ara yükselir gibi oluyor. Ama gemi battığı için bir an geri o da batar. Faiz batar, ölür yani. Allah mahveder. Fakat sadakayla biri diyeni gözetseydi, gemi batarken biri yükselmek yerine değil de geminin tümü yukarıda tutulmuş olsaydı sadakayla, hem o adam kurtulacaktı hem gemi kurtulacaktı. Ve böyle bir şey düşündüğünüz zaman sadaka gerçekten toplumu yukarıda tuttuğu için sadaka malı artırır. Sadaka malı artırır. Ayeti böyle düşünürseniz, zekatın bir de bu hikmetini düşünürseniz, gerçekten ben hayret ediyorum, şaşıyorum, hayranlıkla bakıyorum. Bunu düşündüğünüz zaman bu hayranlığı takdir edersiniz. Zekatın bir de bu yönü var. Özetleyelim hemen. Nefsi temizliyor, malı temizlediği gibi. İnsanı merhametli kılıyor. Malı bereketli kılıyor. İnsan psikolojisini, ruh sağlığını temin ediyor. Ekonomiyi canlı tutuyor. Evrensel düşünmemizi temin ediyor. Zekat. Bunun tersini aldığın zaman, kişisel düşündüğün zaman ve kimseye bir şey vermediğin zaman mal başkasının hakkıyla karışık bulunur. Temiz olmaz. Afetlere karşı korunaklı olmaz. Sahibi ileri yaşlarda ruh hastası olur. Kendisini sağlam zanneder ama ruh hastası olabilir. Bir de bu adam evrensel düşünmez. Bütün dünyayı kendi bulunduğu köyden ibaret zanneder. Hani derler ya, kaba bir atasözü söyleyeyim. Öküzün dünyası kendi gördüğü kadardır. İnsanlığa bir türlü erişemez bu insan. Burada bitiriyoruz.